Güneyimiz tarihimizin en büyük orman yangınlarıyla adeta kavruldu. Kuzeyimiz de yine tarihimizin en büyük sel afetleriyle boğuşuyoruz. Sel ve orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgelerin normale dönmesi için çalışmaların başladığını ifade etti. Sosyal medya mecraları insafsız, vicdansız, ahlaksız bir propaganda peşinde koşsalarda Milletimiz bu tabloyu biliyor. Afetlerde ortaya koyduğumuz güçlü iradeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. İnsansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir. PKK'nın yakta ormanları gündemine alan Erdoğan ortaya çıkan zararların telafi edileceğini belirtti. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli bir takım kişilerin sabotajları söz konusuysa da genel bir küresel afet durumuyla karşı karşıya olduğumuz da bir hakikattir. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Erdoğan yangınlardan etkilenen ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası bölgenin toparlanması için atılacak adımları da açıkladı. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Cumhurbaşkanı son günlerde göçmenlerle ilgili süren tartışmalara da değindi. Erdoğan, göç dalgasını önlemek için geri gönderme merkezleri kurulduğunu belirtti. Vatandaş muhtar iletişimini ve işbirliğini etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtar bilgi sistemini kurduk. Düzensiz göçte daha etkin mücadele için. 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik.